İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere Honda Civic FB7 modellerinde klima ayarlaması nasıl yapılır? Klima ile alakalı bilinmesi gerekenleri izah etmeye çalışacağım. Bilindiği üzere araçlarda klimalar arabayı çalıştırdıktan sonra çalışılması gerekir. Aksi takdirde aküye fazla voltaj yüklemesinden dolayı hata da verebilir, sıkıntı da yaratabilir. Aynı zamanda aküyü de erken vakitte bitirmeye çalışır. Öncelikle klimamızı nasıl açıyoruz? Bilindiği üzere on off butonlarıyla, yani açık kapalı butonlarıyla açalım. Müteakiben low, yani düşük seviyede şu anda diyor. Sol taraftan sağ tarafa doğru başlayalım anlatmaya. Temp, yani geçici olarak yukarı veya aşağı butonlarıyla seviyeyi yükseltmeye başlıyoruz. Maksimum bu seviye 28'e kadar çıkar. Görüldüğü gibi high, yani yüksek modda. Yazları yüksek mod düzeltiyorum. Kışları yüksek moda getirdiğimiz zaman araç içerisindeki ısıyı veya soğukluğu yükseltmeye başlar. Müteakiben de aşağı getirdiğimiz zaman da low'da, yani klimayı en aşağı seviyeye soğutması için kullanılır. Hemen sağ tarafa geliyoruz. Burada hemen sağ tarafta bulunan auto, yani otomatik olan kısımda ben genelde kullanmam ama sizlere de bununla alakalı şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Auto'ya tıkladığımız takdirde otomatikman fan kendi halinde yükselmeye başlar. Bu da rahatsız edici bir moda girmeye başlıyor zaten. Buradan ben genelde engellerim bunu. Otomatik modda kullanmadığım için bu şekilde bir tavsiyemde bulunurum. Müteakiben hemen aşağı kısımda görünen araç içerisi dolu ve ok işaretiyle gösterilen kısımda araç dışı sirkülasyon, yani aracın içerisi ve dışındaki hava sirkülasyonunu sağlar. Yine sağ taraftaki de aynı şekilde araç içerisindeki hava sirkülasyonunu sağlar. Görüldüğü üzere birisi turuncu renktedir, birisi de yeşil renktedir. Bu iç kısımdaki, bu da dış kısımdaki. Hemen onun sağ tarafında bulunan front, yani ön cam ısısını, ön cam soğuklanmasını sağlamak için tıklarız. Görüldüğü üzere camın bu kısmındaki hemen ön tarafta bulunan panelden gelen fan sesini duyuyoruz şu anda. Ve arkasından hemen sağ tarafta bulunan rear, yani arka, aynı zamanda dikiz aynalarının da bulunmuş olduğu yeri ısıtır. Tıkladığımız takdirde ben genelde on off kısmında otomatiği kullanmam. Arka kısmının yine aynı şekilde ısıtmasını, soğutmasını sağlar. Sağ tarafta mod kısmı vardır. Burada görüldüğü gibi okun üzerinde insan silüetinin hemen ister yüz kısmına, yani vücut üstü olacak şekilde ısınmasını, soğumasını, klimanın iç kısmına etki etmesini sağlar. Müteakiben ortak olarak hem aşağı kısma hem üst kısma soğuğu veya sıcağı salgılar. Arkasından sadece aşağı kısmı istiyorsak yine aşağı kısmı gösterir. Ve camla beraber hem aşağıyı hem de camı göstermek istiyorsak da cam şekli gösterilecek şekilde tıklarız. Ben genel itibariyle arkayı ve cam dikiz aynalarını kullanmaya çalışırım. Ön kısımlarda zaten kendi görüldüğü gibi şekilde soğutuyor veya sıcaklaştırıyor. Bunun herhangi bir problem teşkil etmez. Olur ya, fanımızın hızını arttırmak isteriz. Hemen sağ tarafta bulunan buton kısmına, biraz yumuşaktır. Bu konuda Honda Civic'in yapmış olduğu bir farklılık mı diyelim, farkındalık mı diyelim artık. Yine aynı şekilde buradaki tuş da öyle. Çok basit yapılmış gibi gözüküyor. Yukarı doğru arttırırız. Görüldüğü üzere müteakiben de aşağı doğru azaltmaya çalışırız. Klimalar kısmı bu şekilde, ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Sizlerden de isteğim, bu konularda eksiğimi gördüğümüz bir husus varsa yorumlarda da bulunmanızı istiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın, beğenmeyi de unutmayın. Müteakiben yine diğer videoları da çekmeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum, iyi günler.